Hemen kesilip satışa sunulan etler oldukça serttir. Bu nedenle etin kesildikten sonra dinlenmesi gerekir. Dinlendirilmiş etlerden kıyma çektirin, çekilmiş kıyma satın almak yerine kendimiz gözümüzle gördükten sonra fiziki muayenesini yapıp herhangi üzerinde bir pislik, morarma, kararma varsa bu tür etleri tercih etmememiz gerekir. Gözümüzde beğendiğimiz etleri tercih ederek onları çektirir, kıyma olarak alırsak bizim için daha randımanlı olur. Yemeğinin lezzeti kullanacağımız et ile doğru orantılıdır. En güzel kıyma, mesela köfte yapacaksak en güzel köftelik kıyma döşten yapılan kıymadır. Çünkü et ve yağ dengesi oldukça güzel ve doğru orantılıdır ve köfteye lezzet katar. Kasap yerine marketlerden paketli kıyma alırsak son kullanma tarihine özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bence kendi gözümüze görüp kasabımızda veya bildiğimiz, güvendiğimiz bir işletmeden satın alırsak daha güzel olur bence. Piyasadan maliyeti düşürmek adına kıymaya sakata, tavuk eti veya hindi eti katılabilir. Genelde piyasadan topladıkları atık ve hijyenik olmayan dana kırıntıları veya dana etine tavuk taşlığı, kanatlı eti katarak maliyeti düşürerek kıyma elde edilebiliyor. Tüketicilerin de bu konuda dikkatli olması gerekir. Taşlıkla yapılan kıymalarda genelde kıyma daha koyu renkte olur, lezzetsizdir. Özellikle köfte yapıldığında köfte birbirini tutmaz. Pişirildiğinde ise köftenin içi çiğ kalır. Çok pişirildiğinde ise sert tanecikler ağza gelir. Bu tabii bir tür sahtekarlıktır, haksız kazançtır. Gıda güvenliğini bozan bir durumdur. Bu tip hileler gözle anlaşılmaz, ancak analiz yaptırmak gerekir. Bunları önlemenin yolu cezaların arttırılması veyahut da tüketicinin bilinçlendirilmesidir. Eğer tüketici bilinçliyse bu tür satıcılardan alışveriş yapmamalı, bunları tercih etmemeli. Bunları tercih ettiğimiz takdirde bunların daha da büyüyeceğini, çoğalacağını göz önünde bulundurmalıyız. Bundan dolayı da mümkün olduğunca güvendiğimiz, bildiğimiz yerlerden alışveriş yapmalıyız. Normalde kendi kasaplarımızdan alışveriş yaparsak bizim için daha iyi olur. Çünkü onlar bildiğimiz, güvendiğimiz insanlar. Onların kalkılması hem çevremize hem de bizlere fayda sağlar. Merdiven altı tipi yerlerin büyümesini engeller. Şimdi kasabımızdan alışveriş yapmasak başka yere gidip ucuz kıyma aldığımızda sahtekar tabir ettiğimiz kişiler veya işletmeler daha da palazlanacak ve sektörde önemli bir yer alacak. Bu da gıda güvenliğini oldukça tehlikeye sokacak. Mümkün olduğunca kendi kasaplarımızda ve güvendiğimiz işletmelerden alışveriş yapalım. Onları kalkındıralım. Sahtekarları kalkındırmayalım. Ette de yine gidip kendi gözümüzde görüp öyle almamız gerekiyor. Et, normal iyi et ve taze et daha açık pembe, çok koyu olmayan bir ettir. Eğer açık pembe ise bir herhangi morartı falan üzerinde yok ise o güzel bir ettir. Şu anda örnekte görüldüğü üzere. Şimdi kırmızı et ve tavuk eti kendisi için uygun koşullar sağlanmadığında kolaylıkla çok hızlı bir şekilde bozulan bir gıda türüdür. Bozulmuş bir şekilde tüketildiğinde ise ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bunun için de alacağımız ürünü alışverişe gittiğimizde eti sona bırakıp öyle alışveriş yapıp soğuk zincirini kırmadan hemen getirip buzdolabına koymalıyız. Buzdolabında ise normal et 3-5 gün, kıyma veya sakatat ise 1-2 gün içerisinde tüketilmelidir. Eğer tüketilmeyecekse -18 derecede dondurulup 6 ay süreyle muhafaza edilebilir.